Peki bu asılan 25 kişi kimdi? Bir tane örnek vereyim. O meydana bakan bir bakkal dükkanı sahibi, gariban bir Yahudi, Hayim Yosef ismi. Fakir bir Yahudi, menemen esnafı. Bu olayları dükkanını açıyor, doğal olarak baştan sona kadar seyrediyor. Koplayın başını bayrak direğine bağlamak için kullanılan urganı geliyorlar, bundan satın alıyorlar. Şimdi bir parantez açalım. Empati yapın burada, hayalinizde canlandırın. Karşınızda böyle yoğun esrarın etkisi altında insanları vurmuş, öldürmüş, başlarını bağ testereleriyle keserek koparmış, eli kanlı gözü dönmüş katiller var. Bütün bunları seyrettiniz. İliklerinize kadar ürpermiş vaziyettesiniz. Bu adamlardan biri sizin dükkanınıza geldi. Sizden bir bağ ip aldı, parasını da veriyor. Kahramanlık yapıp sen katilsin, rejim düşmanısın falan deyip ben sana vermiyorum. Benim sana satacak ipim yok mu dersiniz? Hele hele bir de Yahudiyseniz. Adamcağız korkudan tir tir titriyor. O urganı da satıyor. Mustafa Muğla'lı askeri mahkemesi arkadaşlar Hayim Yosef'i o urganı sattığından ötürü suçlu buldu, idam etti. Bu bir şekilde idam hükmü alıp da affa mazhar olmuş olanlardan değil. Bilfiil 3 Şubat 1931'i 4 Şubat 1931'e bağlayan gece olayın yaşandığı meydanda kurulmuş olan sehpalarda dönemin meşhur resmi başcellatı Kara Ali tarafından bizzat asılmış olan 25 kişiden bu. Geri kalan 24'ünü de siz tasavvur edin. Neden? Çünkü maksat toplumsal bir terör havası oluşturmaktı. Hiç kimse muhalefet adına kaşını bile kıpırdatmasın, gıkını bile çıkartmasın. Satmaktan sorumlu Yahudi bakkala varıncaya kadar kimi yakaladılarsa astılar. Sözüm ona mahkeme başkanı General Mustafa Muğlalı'nın bizzat kendi itirafı. Devlet ve Mağduniyet kitabı sayfa 198'den naklediyorum. En küçük bir olay karşısında bütün Anadolu'yu yakarım dedi. Mahkemede söyledi bu lafı. Bu sözünde yalnız mıydı? Hayır. 5816 nedeniyle işin yorum kısmına girmeden şunu paylaşalım. Haberi duyduğunda Mustafa Kemal Vilmadut ilan edilsin dedi hemen hemen. Bu Fransızca bir tabir. Fransız ihtilali tarihinden kalma bir tabir. Vilmadut cezalı şehir demektir. Yani bunun somut açılımı şudur. Vilmadut ilan edilen, cezalı şehir olarak kabul edilen şehirler, ahalisi tamamen boşaltılır. Toplu bulunmalarına müsaade edilmez. Küçük birimler, aileler şeklinde falan ülkenin en ücra taraflarına dağıtılır. Sonra o şehir bütün binalarıyla yıkılır, tarla haline dönüştürülür. Haritalardan ismi kazınır. Resmi mülki taksimattan çıkartılır. Bu Vilmadut uygulamasıdır. Dendiğine göre İsmet Paşalar, Fahrettin Altaylar falan önüne geçiyorlar, yalvarıyorlar, bağışlatıyorlar. Bu muamele yapılmıyor. Ama arz ettim, ben Menemenli sayılırım. Şunu biliyorum. 50-60 sene boyunca Menemen'e devlet yatırımı diyebileceğiniz bir çivi bile çakılmadı. Cumhuriyet Meydanı'na yapılmış olan Atatürk heykeli ki bu Menemen'in kenarında bir yerdeydi zaten yapıldığı tarihte. Bugün şehir büyüdüğü için ortada kaldı. Arkası Menemen'e dönük, önü çıplak dağlara, boş araziye dönük olacak şekilde inşa edildi. Yani en azından bu kadarlık cezalar gene Menemen'e verildi.